Merhaba arkadaşlar. Mart ayı örnek sorularıyla devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi metinde eleştirilen türde bir kitap tanıtım yazısı değildir demiş arkadaşlar. Burada kitap tanıtım yazılarını eleştirmiş demek ki, bunu anlayacağız ve aşağıda bakalım hangisi bu eleştirilen gruba girmiyor, ona bakacağız. Günümüzde kitaplar bir tüketim nesnesi olarak sunuluyor ve okur da öyle algılıyor. Kitabın yaşamını kolaylaştırmasını, ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Kitap tanıtım yazıları da bu gereksinimi karşılamak üzere hazırlanıp adeta satış tekniği olarak kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar, yanlış olan, eleştirilen nokta ne? Kitabın yaşamı kolaylaştırmasını, ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Yani ben buradan şöyle bir şey anlıyorum. Kitabı aldığın zaman hemen bir ihtiyacını karşılayacak. Sanki böyle efendim söyleyeyim, elektrikli süpürge, mutfak robotu, ne bileyim bir ev aleti gibi böyle hemen alacaksın, işini görecek. Tabii ki öyle bir şey yok. Bu bakış açısının yanlış olduğunu söylüyor yazar. Bakalım şıklarda ne demiş arkadaşlar. Bu roman incecik bir kitaba tarihin en büyük acılarını sığdırmak mümkün müdür sorusunun cevabı niteliğini taşıyor. Yani diyor ki bu romanı alırsan bu soruya cevap alacaksın. He, oldu. Yani incecik kitaba tarihin en büyük acılarını sığdırmak mümkün müdür sorusunun cevabı. Bu yanlış arkadaşlar. Yani hem iddialı hem gereksiz bir şey. Yani bu kitabı alırsan bu soruya cevap alırsın. Yok öyle bir şey. İkinciye bakalım. Bu kitap insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini, inancın ve düşüncenin neler yapabileceğini söylerken kişinin kendisiyle bağlantısıyla geçmesi. Yani bu kitabı alırsan bunu sağlar, bunu yaparsın, bu işine yarar diyor. Yine yanlış arkadaşlar. Bu eser insanın toplum içindeki yalnızlığını ele alıyor. Yazarın büyük şehirlerde yaşayan yalnız bireylerin psikolojisini çözümleme çabasına tanık oluyoruz. Bakın, bu kitabı alırsanız şu işinizi görür, şunu anlarsınız, şu işinize yarar diye bir şey yok burada. Yazar yalnızlığı anlatıyor. Biz de yazarın bu çabasına tanık oluyoruz. Yazar bir şeyi ele alıyor, anlatmaya çalışıyor. Biz de bunu görüyoruz diyor. Yani şu işine yarar diye bir mantık bu soruda yok arkadaşlar. Bu yapıt sizi kendinizi bulmaya çağırıyor. Bu yapıtla duygu dünyanızın başrolü olan benliğinize geri dönecek. Hoş geldin. Yine aynı şekilde bu kitabı alırsan işte bunu başaracaksın falan. Hem iddialı hem de boş sözler arkadaşlar. İkinci sorumuz da arkadaşlar, bakın. Kolay bir soru. Yaz açıklaması verilen anlatım biçimi hangisine örnektir? Aslında çok kolay bir soru arkadaşlar. Ama şıkları öyle uzatmışlar ki böyle kafa karıştırmak için. Şunu söylese şıklarda yeter bak. Anlatım biçimlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma. Şıklar bundan ibaret. Bakın şu kadar şey. Öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma. Dört kelime diyebilir. Yukarıyı bir okuyalım şıkları, ondan sonra bakalım. Bir yazarın ana dilini bilmediği düşünülebilir mi? Soruyu ters çevirelim. Ana dilini bilmeyen kimse yazar olabilir mi? Maalesef olabiliyor. Üstelik belli ölçüde isim bile yapabiliyor. Bakın arkadaşlar, burada karşılıklı konuşma havası içinde olduğu için tartışmadır bunun türü. Şıklara hızlıca bakıyoruz. Herhangi bir konu hakkında bilgi verilir, öğretmek amacına yöneliktir diyorsa direkt açıklama. Bir yerin varlığının özellikleri yazıda uyandığı izlenim, okurun gözünde canlanacak, betimleme. Bir yaşam kesiti, belli bir olay var diyor bakın. Olay varsa direkt öyküleme. Değil mi? Kişi, olay, yer, zaman, öykülemenin, öykünün, hikayenin usulleri. Yazar konuyla ilgili kişisel görüş belirtir. Okuyucunun konu hakkında fikirle eklemeye çalışır. Karşılık konuşma havası vardır. Tartışma. Arkadaşlar bakın. O zaman bu açıklama, bu betimleme, bu öyküleme, bu tartışma cevabımız Deniz'de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da kolay bir soru aslında. Üçüncü sorumuzda bu açıklamaya göre verilen fikirlerden hangileri metinde sözü edilen soruna çözüm olabilir diyor. Metinde bir sıkıntıdan bahsetmiş. Burada da çözüm önerileri vermiş. Hangisi ihtiyacımızı bakalım. Ülkemizdeki sağlık giderlerinin %60'ı ilaç harcamalarından oluşuyor. Bak, sağlık giderlerinin %60'ı ilaca gidiyormuş. Hastanedeki düşünün aletleri, işte MR cihazıdır, işte röntgen cihazıdır, daha bir sürü cihazlar, şunların sadece genel anlamda bütün sağlığı al işin içine, %60'ı ilaç, çok büyük. Avrupa'da %15 civarında bu oran diyor. Eczanelerde %7'si diyor kullanım süresi dolduğu için çöpe atılıyor. Bak, daha eczanede çöpe atılıyor diyor. Evlerdeki antibiyotiklerin %44'üne hiç dokunulmuyor. Diğerlerinin %60'ının kullanım tarihi kutusu açılmadan bitiyor. Yani arkadaşlar, o zaman müthiş bir ilaç kirliliği var. Yani çok fazla ilaç alıyoruz, satıyoruz vesaire vesaire.
Bunun sorunu nasıl çözüm buluruz? Son kullanım tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçlar için toplama merkezi oluşturulması olabilir. Neden olmasın? Çünkü mesela elimizde fazladan ilaç varsa bizim kullanmayacaksak ihtiyacı olanlar kullansın diye bir yerde toplanabilir. Güzel. İlaç tüketimi konusunda toplum bilinçlendirilmeli. Evet, insanları bilinçlendirmek, manyak gibi ilaç kullanmayın kardeşim demek için bir şeyler yapılabilir, faydası olur. Ki insan en ufak bir şeyde gidip eczaneye bilmeden bana ilaç ver, bana ilaç ver demez. İlaç tanıtım yazılarının okunması hiç alakası yok. Basit bir soru dediğimiz gibi arkadaşlar 1 ve 2. Prospektüslerin okunmasının konuyla hiç ilgisi yok maalesef. Tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer. Fakat sinemada ip yerdedir sözüyle hangisi vurgulanmıştır? Arkadaşlar bakın şıklara bakmadan önce burayı bir yorumlayalım. Tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer. Sinemada ip yerdedir. Tiyatroda ip havadaymış o zaman. Tiyatroda ip havada, sinemada yerde. Bundan ne anlıyoruz arkadaşlar? Tiyatroda havadasın, yukarıdasın, düşme ihtimalin var. Sinemada ipi yere koymuşsun, nasıl düşeceksin? Sıkıntı yok, risk yok. Burada aslında kastedilen şu arkadaşlar, şunu anlatmaya çalışıyorum. Sinema filmlerinde biliyorsunuz bir sahneyi 100 defa çekebilirsiniz, hata yapabilirsiniz ama tiyatroda böyle şansınız yok. Çünkü oyunu canlı bir şekilde seyircilerin karşısında oynuyorsunuz. Hata yapma şansınız yok. O yüzden sinemada istediğin kadar ipin üstünden düş, ayrıl, zaten yerdesin, ayakların yere basıyor ama tiyatroda arkadaşlar risk var. Hata yapma şansınız maalesef yok. Çünkü seyircinin karşısındasınız arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Ceyhan oluyor. Bir sonraki soruya geçelim. 5. sorumuzda bu açıklamaya göre metinlerden hangileri küçük hikaye örneğidir? Küçürek hikaye düzeltiyorum arkadaşlar. Küçürek hikaye. Küçürek hikaye az sayıda kelimeyle yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip. Mesaj kaygısı taşımayan. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Mesaj kaygısı taşımayan yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Küçükken her tarafta su idareli kullanılan yazan afişler vardı. Televizyon, radyolar bu konuyu gündeme getirirdi, uyarırdı ama kimse aldırış etmezdi. Şimdi büyüdük, suyun yetmeyeceğini anladık. Arkadaşlar mesaj kaygısı olmayacak dedik ya. Ve hani herhangi bir an yok. Bir az sözde çok şey anlatmak, yoğun bir anlam yok maalesef burada. Ağaç dikmek demiş, şu yaş gibine sorarlar. Diktiğin ağaçların meyvesini büyük ihtimalle yemeyeceksin. Niye dikiyorsun? Bizden öncekilerin diktiğini biz yedik. Bizden sonrakiler de bizim diktiklerimizi yesin. Bak yine mesaj. Yine kamu spotu. Olmadı. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst. Evlerin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. İç yangını anılara yol açmaktan başka. Adam bak olay bir hikaye var burada. Adam az söz kullanmış ama bak ne diyor? Sadece kemanını vermedim diyor. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. İşte böyle, bakın sadece 3-4 cümle ben diyor hayatta hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey beceremedim. İç yangını anılara yol açtım. Şöyle böyle yani çok yoğun bir anlam var aslında burada arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi. Biz yalnızca 3 diyoruz. Diğerleri zaten kamu spotu olduğu için onları eledik. 6. soruda parçanın başına hangisi getirilmelidir demiş. Şimdi örneğin kek pişirmeyi ele alalım demiş. Neye örnek veriyor acaba? Ürünün tadı farklı sürelerde yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan tereyağı, şeker, un gibi bileşenlerin etkileşimiyle ortaya çıkar. Kekin tadı yüzde şu kadar un, yüzde bu kadar tereyağı gibi parçalara ayrılmaz. Yani bunun azı çoğu olmaz. Her bileşen ürüne katkı sağlamıştır. Şiir için de aynı durum geçerlidir. O zaman her bileşen katkı sağlayacak. O bileşenler neler acaba? Anlaşılmak değil, hissedilmek içindir değil. Düz yazıya çevrili hayır. Sözcükler güzel olana ulaşmasına hayır. Ses ile anlam ortaklığı. İşte bak bileşenler ortaklık denizi diyoruz arkadaşlar ve geçiyoruz. Yedinci sorumuzda da arkadaşlar. Ne demiş? Bu parçada kavramlar hangisi vurgulanmaktadır? Kavramlar nelermiş? Özgünlük, sakinlik, kararlılık. Dünyaya sana ait bir ses, bir renk, bir ezgi, bir eda, bir duruş, bir cümle bırak. Sana ait olsun. Sana özel, sana has. Özgünlüktür arkadaşlar. O zaman bir olacak. Sana has bir düş bırak. Koşmak zorunda değilsin. Düşersen kalkmak zorunda değilsin. Düştüysen bir süre çimenlerin tadını çıkarabilirsin. Sana sürekli koşmanı söylüyorlar. Yarışmanı, birileri arkada bırakmanı, ipi önce göğüslemeni bekliyorlar. Hep daha hızlı koşmanı istiyorlar. Ben sadece annenin çocukluğunda sana söylediği sözü hatırlatacağım.
Koşma düşersin. Bakın arkadaşlar, sakin ol, acele etme, rahat ol diyor. Hani kararlı ol, işte kafayı koyduğun şeyi yap vesaire, öyle bir şey yok arkadaşlar. Kararlılık yok burada. Sadece ne diyor? Özgün ol, herkesten farklı ol, sana ait bir şey bırak diyor. Ve sakin ol, acele etme diyor arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda arkadaşlar, bu tabloda her sütunda harfler aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, dikkat edin, aşağıdan yukarıya doğru çıkacağız. Harflerin alfabedeki sırası göz önünde bulundurularak, alfabedeki sıra, burada şunu ifade etmeye çalışmış. Alfabe bitti mi başa döneceksin diyor. Sadece onu göstermek için. Alfabe sırası, sözlük sırası diyebilirsiniz. Belli bir harf atlama düzenine göre dizilmiş, orta kısmına mecaz sözü oluşturulmuştur. Bakın burada. Bu harf atlama düzenine göre karne sözcüğü hangisinde gizlenmiştir? Arkadaşlar bunu hazırlayan arkadaş çok düşünmüş herhalde. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Basit bir soru. Hiç kafa yormaya bile gerek yok aslında. Bakın alfabetik sıra A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N diye gidiyor biliyorsunuz. Bakın şurada size şunu ifade edeyim. Hatta şurada yapabilirsem arkadaşlar, şurada PDF'yi düzenle deyip şöyle gösterebilirsem daha güzel olur. Burada bakın arkadaşlar, şuraya bir metin kutusu eklesem, evet, şuraya da bir metin kutusu ekleyeyim, şuraya X deyip diyeyim dursun, bir metin daha ekleyeyim, buraya da X diyeyim. Bakın arkadaşlar, bunu şundan dolayı yapıyorum. Bakın LM'den bir önce, bakın yani hiç harf atlamamış burada. Atlama yok. Buraya sıfır diyorum. Yukarıya bakarsan M'den sonra Nide'nin N'si gelir. M, N, O. Bak bir harf atlamış. Buraya sıfır dedim, harf atlamamış. Hemen Ç'ye bakalım. Ç, A, B, C, Ç, D, E. Bak D bir harf atlamış. Yukarıda E'den sonra hemen F geliyor. Harf atlamamış. Sıfır dedim. Aşağı indim. B, C, bak B'den sonra C, C'den sonra Ç gelir. Ç'yi atlamış. Buraya sıfır diyorum, yukarıya. Ç'yi atladığı için bir diyorum. Ç'yi atlamış. Bakın yukarıdan devam ediyorum. A'dan sonra bir B geliyor. Hiç atlamamış. Aşağı indim. Y'den sonra Z gelir. Z'den sonra A gelir. Bir tane atlamış. Bakın Y'den sonra hemen Z geliyor. Harf atlamamış. Yukarıda Z'den sonra A, A'dan sonra B geliyor. Bir tane atlamış arkadaşlar. Şimdi o zaman şu 0 ve 1'lere şu şekilde bakacağız arkadaşlar. 0 ve 1'lere harf atlayıp atlamama durumuna göre bakacağız. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakın karne. Ortaya, hatta biz şuraya kendimiz bir tane daha şey yazalım. Şunu şöyle alalım. Şu arkadaşı da şöyle alalım. Şuraya bir metin ekle diyelim. Şuraya bir karne yazalım bakalım. Evet, şimdi bunu yazmıyorum arkadaşlar. Kendiniz yazınız. Bakın K'den önce aşağıda ne olacak? J olacak. J, K, L diye gidiyor ya. J. Baktığınız zaman zaten bütün şıklarda J var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bütün şıklarda J var aşağıda. Yukarıda bir harf atlayacaksın. K, L, M. M olacak. Bakın yukarıdaki de M. Bütün şıklarda M. Uğraştıracak yani. İkinciye geçtik. Burada bir harf atlamış. A'dan önce Z geliyordu. O zaman Yozgat'ın Y'si olacak. Bakıyorsunuz. Y, 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 Y. Hepsinde Y. A'dan sonra harf atlamamış. B olacak. Bakın hepsinde, bütün şıklarda B. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Ne demiştik? Hangi A'yı atladık? R'ye geldik şimdi. R'den önce ne geliyor? P, R. Bak P hemen olacak burada. P olacak. P olacak. P olacak. Ha, Ö. Bak Denizli'yi eledik çok şükür. Denizli'yi eledik. P olacak. Üçünde P var. Yukarıda P, R, S, Ş. Ş olacak çünkü bir harf atlayacağız. S'yi atlayacağız. Ş olacak. Oo çok güzel. Adana'yı da eledik.
Burada S vermiş, Ş olacak. Bolu ve Ceyhan kaldı. Devam. Nide'nin N'si var burada. N'den önce bir tane harf atlamış aşağıya. Bir hatırlayalım neydi? K, L, M, N. Bak L, M, N. M'yi atlayacağım. L olacak aşağıda. Bakıyorum burada L var. Burada ne var? O var. Güzel. O zaman 8 ne çıktı arkadaşlar? Cevap Ceyhan oluyor. 8. sorunun cevabı Ceyhan'mış. Yani yine hani söylediğim gibi burada amaçları hani bu çocuk çalışkan mı tembel mi işte biliyor mu bilmiyor mu akıllımız emin değil, sadece zamana oynayan maalesef bir soru. Bunu ilkokul çocuğunun önüne koysanız zaten alfabenin sıralamanızı biliyorsa yapar 3 aşağı 5 yukarı, ama işte tabi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim burada zaman maalesef en büyük rakibimiz diyebiliriz. Zaman çok önemli burada bizim için. Şimdi devam edelim. Zamana karşı yarışıyoruz maalesef. Hangilerinde ihtimal anlamı vardır? İhtimal anlamı vardır. Bakalım. Garbunafak'ın sarımsak çelik sırtı var. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'im var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canı var. Burada arkadaşlar ihtimal diye bu da koşul anlamı var. Sarmışsa hani koşul sonuç seviyorsun ama öyle şeyler vardı hatırlarsınız. İkiye bakalım. Arkadaş yurduma alçak uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. İşte bak burada ihtimal var. Hakkın sana vaat ettiği günler doğacak. Yani belki yarın, belki yarından da yakın. İşte yarın da olabilir. Daha sonra da olabilir. İşte ikinci de var diyoruz. Üçe bakalım. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdum üstü benim inlemeli. Burada arkadaşlar herhangi bir ihtimal anlamı yok maalesef. Burada sadece iki de görüyoruz. Dolayısıyla cevap bolu oluyor. 10. sorumuza bakıyoruz. Parçada aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerden hangisi örneği yoktur demiş. Hemen bakalım. Uzun cümlelerde yüklemden uzak virgül. Özneyi vurgulamak için diyor. Özneyi vurgulamak için virgül. Özel olarak vurgulamak istiyorsa tırnak. Sevinç, acı, ünlem. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti. Hızlıca bakalım. A, B, D'de bulunan kısaltmaya gelen kesme işareti gördük mü arkadaşlar? Denizi gitti. Stewart gözlem evindeki gökbilimciler dünyanın yörüngesinde dolanan gök cisimleri keşfettiler. Tıpkı ay gibi dünyanın çevresinde döndüğü için bu gök cismine mini ay dendi. Resmi bakın arkadaşlar, mini ay dendi. Burada da hemen gördüyseniz özel olarak vurgulanmak istenen kısım ne olmuş? Tırnak içinde gösterilmiş arkadaşlar. Resmi adı ise 2020 CD3 oldu. Gök cisminin çapının bir belirlendi. Yani yaklaşık 1000 metrekare. Keşfettiler. Yani ne diyor? Yaklaşık otomobil kadar. Bak burada ünlem işareti var arkadaşlar. Şaşkınlık. Gök cisminin çapı 2 metre ile 3,5 metre arasında diyor. Yani otomobil kadar gök cismi diyor. Burada şaşkınlık var tabii. Artık küçük diyeyim şaşırdın artık neyse. O zaman arkadaşlar özneden sonra virgül kullanılmamış. Özne yok. Burada arkadaşlar özneden sonra kullanılan bir virgül yok. Dolayısıyla cevabımız Adana oluyor. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Örnek soruları çözelim. Yani öncekiler olsun sonrakiler olsun mutlaka anlamadığımız soruları da soralım arkadaşlar. Görüşmek üzere.